sağlığı. Üç sezon çıkın. Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Ankara'da Polatlı ilçesinde Sakarya kışlasındayız. Atış Serbest 2024 tatbikatı için buradayız. Bu tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yer alan farklı mühimmatlar, farklı araçlarla birlikte atılacak ve aslında tatbikatta bir yandan da envantere yeni giren çeşitli mühimmat ve araçların da testleri gerçekleştirecek. Önce şöyle bir sergi alanını beraber dolaşalım. Yeni neler var, neler yok? Bakalım, arkasından tatbikata doğru geçelim. Toyota aracın üzerine yerleştirilen cirit füzesi Roketsan tarafından geliştirilmiş durumda. Fırlatma sonrası kilit atabiliyor. Ataletsel ölçüm birim desteği veriyor. Ve aynı zamanda da yaklaşık 70 mm çapıyla 8 km menzile sahip. Tesirli menzili ise yaklaşık 4,5 km. Hata yarı çapı yaklaşık 1,5 metre. Bu açıdan oldukça nokta atışı yapıp hedeflerini vurabiliyor. Havan atışlarının tespiti için Serhat Seyyar Havan Tespit Radarı çok ciddi bir öneme sahip. 10 kilometre menzil içerisinde tespit yapabiliyor. 60 milimetrelik havan mermisini 4,5 kilometreden, 86-81 milimetreyi 6 kilometreden, 120 milimetrelik havan mermisini de 7 kilometreden tespit edebiliyor. Radar antenini hem araç üstü hem de seyyar olmak üzere farklı bir şekilde kullanılabiliyor. Bunlarla birlikte araç navigasyon desteği var, araç silüeti tarama yeteneği var. Radarın kör menzili azami 1000 metre, bu çok önemli, yani yakına kadar girmesi lazım. Aynı anda 5 farklı hedefi takip edebiliyor. Günümüzde hassas atış yeteneğine sahip kuleler büyük öneme sahip. FNSS tarafından geliştirilen zırhlı muharebe aracının üzerine Aselsan üretimi Nefer Kule yerleştirilmiş durumda. Bu araç 25 mm otomatik top veya 7.62 PMT-76 ile atış gerçekleştirilebiliyor. Top için mühimmat sayısı 110 civarında. Makinalı tüfek içinde 500 mühimmata sahip. Araç üzerinde yapılan bu atışla birlikte 6 adet sis havanı, engebeli arazide hareket yeteneği, yüksek harekat ve manevra kabiliyetine sahip olması önemli bir araç. Araçta gördüğünüz gibi zırhlı ve tam tırtıllı bir araç. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun yıllardır kullanılan M60T tankı şu an yapılan son modernizasyonlardan birine sahip tankı görüyorsunuz. Üzerinde 120 mm'lik tank topu var. Optik stabilizasyon, otomatik hedef takip sistemine sahip termal görüş cihazı sayesinde tankın ekibi gündüz gece ve zayıf görüş koşullarında atış yapabiliyor. 120 mm'lik topun üzerinde 7.62 mm makinalı tüfek veya 12.7 mm'lik uçak savar topu yer alıyor. 40 adet tank topu mühimmatına sahip. Onun yanı sıra 6.000 adet A4 kule makinalı tüfek mühimmatı, 900 adet de uçak savar makinalı top mühimmatına sahip. Saatte 55 kilometreye çıkıyor ve harekat sahası yaklaşık 450 kilometre. Tankın muharebe ağırlığı ise 59 ton. Teferruat sayısı 4 kişiden oluşuyor. Tank komutanı, nişancı, doldurucu ve sürücü.
Sergide tabii göreceğimiz son hava savunma sistemi arkamda bulunan Hisar-O. Hisar-O orta kademedeki hava savunma sistemi Roketsan ve Aselsan tarafından geliştirildi. Halen envanterde. Bu sistemin üzerine Siper Ürün 1 ve Ürün 2 biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde testlerini yayınladık. Geliyor. Ürün 3 ile birlikte farklı bir kategoriye doğru gidecek ve Türkiye'nin hava savunma sisteminde orta kademede bu gördüğünüz Hisar-O çok çok önemli bir yere sahip. Buradaki Polatlı'daki tesislerde bunların atış serbest tatbikatında ki 10 yıldır yapılıyor bu tatbikat, burada hava savunma unsurlarının da gösterilmesi açısından Hisar-O'nun önemli bir yere sahip. Atış serbest 2024 tatbikatında Polatlı'da sergiyi şöyle dolaştık. Savunma Sanayi ST Genel Yayın Yönetmeni Anıl Şahin'le beraberiz. Anıl, nasıl buldun sergiyi? Gözüne çarpan neler? Şöyle bir kritik yapalım istersen. Vallahi sergi heyecanlı. Çünkü bugüne kadar anlattığımız bütün Türk savunma sanayi ürünlerini, hava savunmasından obüsüne, balistik füzesinden taktik balistik füzesine, işte piyade tüfeklerine falan, radar sistemlerine kadar hepsini aynı anda aynı yerde görmek aslında sevindirici. İşte arkamızda şu anda Bora balistik füzesi var. İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en uzun menzilli balistik füzelerinden bir tanesi. Şu an tabii envanterdeki en uzunlardan biri diyelim. Ya 280 km menzile sahip. Bundan sonraki bütün balistik füzelerimiz de 280 km menzile sahip olacak. O yüzden menzil farklılığı yok ama ebat farklılığından anlarız bazı şeyleri. Ebat bayağı büyük ilgili makamlara. Tabii şimdi balistik füze olayı çok gündemde. Malum İsrail'in Lübnan'ı vurması, Hizbullah, arkasından İran'ın karşılık vermesi ve yavaş yavaş uydu fotoğraflarından da aslında öyle hepsini vurup da önlenmiş bir durum yok gibi gözüküyor. Balistik gerçekten ucuz. Bir yandan da eğer iyi bir teknolojiyle nokta atışları yapabiliyorsanız bir yandan da etkili, işte Husilerin de Yemen'den attıkları İsrail'e çeşitli balistik füzeler var. Tabi balistik füze deyince de hava savunma sistemleri gündeme geliyor. Bu konuda İsrail oldukça önemli ve iyi bir teknolojiye sahip. Ama son siper ürünle birlikte muhtemel herhalde Türk hava savunma sisteminde hava soluyan helikoptere, uçağa karşı herhalde çok önemli bir teknolojiye şu an Siper Ürün 2 ile sahibiz. Peki Siper'de ne zaman yerli milli teknolojilerle balistik füze vurma durumuna geçeceğiz? Sen ne düşünüyorsun? Abi aslında ilk önce muhabbetin sonrası için şöyle bir giriş yapayım. Şimdi biz Körfez Savaşı'ndan bu yana vekalet savaşlarıyla uğraşıyoruz değil mi? Bunu da bizim başımıza daha çok bela ettiler. İşte YPG'si var, PKK'sı var, IŞİD'i var vesaire. Terör örgütleri falan. Evet. Hepsinin de üstesinden bir şekilde geldik, gelmeye de devam ediyoruz. Diğer ülkeler için de bu durum böyle. Vekalet savaşı döneminde, yani Körfez Savaşı sonrasında biz daha çok özel maksatlı silah sistemlerine yöneldik. Yani kısa menzilli piyade tüfeği olur, o olur, bu olur vesaire. Şimdi ne oldu? Ukrayna-Rusya Savaşı ile birlikte Afrika'da da bu durum böyle. Tekrar düzenli orduların savaşları başlamaya başladı. Bu noktada da iş balistik füzede, işte hava savunmada, havadan atılan balistik füzede, hipersonik füzede vesaire vesaire. Kompleks sistemlerde dönüyor. İşin bir savunma kısmı var. Bir de taarruz kısmı var. Çelik kubbe dedin. Şimdi katmanlı hava savunmayı yapmamız lazım. Biz bu işi çok ihmal etmişiz. Çok alçak irtifa, alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa. Senin de söylediğin hava soluyan hedeflere karşı hava savunmada çok alçak irtifada işimiz bitti. İşte Sungur'da var. Korkut'ta var. Alçak irtifaya çıkıyoruz. Hisar-O Plus orada. Envanterde. Hepsi envanterde. Ortaya çıkıyoruz. Hisar-O Plus gerek ARR gerekse AREF füzesiyle envanterde. Bu noktadan sonra çok alçak, alçak ve orta irtifadaki katmanlardaki sistemlerin biz artık yaygınlaştırılmasına odaklanacağız. Devasa maliyetli seri üretim sözleşmeleri imzalandı. İş artık seri üretimde. Bu işi ya yapacağız ya da yapacağız. Yüksek irtifa katmanında ise Siper bizim işte Patriot ve S-400 ligindeki hava savunma sistemimiz. Onun da Siper Blok 1, Roketsan'ın geliştirdiği 100 artı kilometre menzili Siper Blok 1 ve Aselsan'ın geliştirdiği radarlarla birlikte, radar da çok önemli, 480. O da olayım tabii. Çok önemli tartışma, tam füze kadar önce görmek lazım. Tabii. O da çok ileri bir radar teknolojisi gerekiyor. Yani füze yapmakla olmuyor iş. Tabii. Ya Aselsan'ın geliştirdiği UMAR radarı, uzun menzilli arama radarı, AKR atış kontrol radarı, ki bunlar yani 400 kilometreden daha yüksek, yani çok da dillendirmeyelim de menzile sahip, açık kaynak olduğu için söylüyorum. Bunlarla birlikte bu sene envantere girdiğini, kabul testlerinin tamamlandığını ve prototip sistemin Hava Kuvvetleri Komutanlığı envantere girdiğini göreceğiz. Balistik füze imhası senin de bildiğin üzere çok daha gıcık bir konu. Yani çok daha değişik radarlar gerekiyor. Yerden attığında
Bir anda işte hızlanacak, çok yüksek irtifaya çıkacak, enerjisi yüksek olan devasa önleyiciler, artık onlara işte hava savunma füzesi demiyoruz da önleyiciler, onları geliştirmek lazım. O sensör ağının ve füzenin muhtemelen biz geliştirilmesini 2028-2030 bandında anca göreceğiz. Ama 2028-2030 bandına kadar biz ne yapmış olacağız? Hava soluyan hedeflere karşı çelik kubbeyi kurmuş ve bütün Türk işte ana karasını, hatta mavi vatanı da hava soluyan hedeflere karşı çok alçaktan, alçaktan, ortadan, yüksekten, nereden gelirse gelsin, hangi irtifadan gelirse gelsin, kalkanın içerisine almış olacağız. Tabii ki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da bu sistemleri envanterine alıyor. Hisar O Plus dedik, orta irtifa. Hisar D yapıyoruz onu. Hemen TCG İstanbul'la Midlast Milli Dikkati Atım Launcher Sistemi'nin içerisine koyuyoruz. Şimdi yakında Siper Blok 1'i de gerek TF ekibinin, gerekse sığdırılabilirse, ki ben sığdırılacağına inanıyorum, TCG İstanbul'un içerisinde göreceğiz. Hava savunmayı konuşurken ne yapacağız biz? Bize millet vururken, yağdırırken füzeleri, işte balistik füzeleri, seyir füzesini biz evet düşürdük diye sevinecek miyiz? Ya satirasyon saldırısı yapar, hava savunmanın mühimmatı biter, yine vurur adam. Bizim de karşılık vermemiz gerekiyor. Karşılık konusunda da 3... Yılanın çıktığı yerden kafasına vurmak yani. Kesinlikle. 3 ana unsuru yapmamız lazım. En az orta menzil sınıfında balistik füze ve uzun menzilli seyir füzesi. Şimdi SOM ve kara atmaca ile birlikte biz seyir füzesinde iyi bir yerdeyiz. İsmi... Motorlarını da yerleştirdik. Tabii. Bu çok önemli. Çok bizim başımıza dert olan bir konuydu. Tabii. Yıllardır üretemiyorduk bu füzeleri. Kalearge çözdü bunları. Aynen. Kalearge o motorları yerleştirildi. Adı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı için söylüyorum. Gezgin seyir füzesiyle birlikte daha iyi bir noktada olacağız. Onun da motoru Arat, onu da işte şu an Kalearge geliştiriyor vesaire. Gezgin'in dağısı da olacak. Gezgin'in dağısı ile ilgili dağısını yaptıktan sonra biz yakın bölgemizde bize tehdit unsuru oluşturan noktaları santimetre hassasiyetle, bak santimetre hassasiyetle bu seyir füzeleriyle vurabilecek hale geleceğiz. Ama bu seyir füzelerin maliyeti 2-3 milyon dolardan aşağı olmayacak ve değerli hedefler atabilirsin. Bir noktadan sonra daha yüksek tahribat oluşturan balistik füzelerle de bazı noktada vurmak lazım. Aynı Ukrayna'da topçuların yaptığı gibi, şimdi hep böyle anlatıyoruz izleyicilerimize. İş dönüyor dolaşıyor, tamamen duygusal. Tabii. Bir savaşın maliyeti var. Bunu ne kadar düşük maliyetle kontrol edebilirsen, uygun fiyatlı maliyeti nokta atışı yapabilirsen hayat o. Ne oldu? Topçular tekrar tabii savaş alanına dönmüş oldu. Tabii. Uzun menzildeki bir düşman karargahını, savaş gemisini vuracaksak santimetre hassasiyetli seyir füzesini oraya göndereceğiz. Ama bir hava üssünü vuracaksak, bir askeri birliği vuracaksak, bir savunma sanayi altyapısını vuracaksak, o zaman da arkamızda gördüğün gibi abi balistik füzeleri kullanacağız. Şimdi balistik füzelerin sınıflandırması biraz enteresan. Bizde taktik balistik füze var. Menzili 280'e kadar olan ve Tayfun'la birlikte kısa menzilli balistik füze ligine adım yaptık. Ama menzili onun da 280 km. Yani bir yanlış anlaşılma olmasın. Her bizim sevdiğimiz bir rakam 280. Şimdi Cenk'le birlikte daha farklı bir lige giriş yap. Onun da menzili 280 bu arada. Giriş yapmış olacağız. Senin araba kaç başlı? 280 basma, radara yakalanırız. Benim araç 800 km menzili var aslında uygun şeylerde gidersek. Bu arada şu düzeltmeyi de ekleyelim. SOM'un, kara atmacanın ve gezginin de menzili 280. Bu bilgilendirmeyi de yapalım. Bu ama işte özellikleri artıyor. Bu işte Tayfun ve Cenk'le birlikte balistik füze alanında gezgin ve dağısıyla birlikte, o dağısını bilmiyoruz şu anda. Yani açık kaynak değil, bilmiyoruz şu anda. Biz, bir gün açık kaynağı düşerse bizden bunu izlersiniz. Aynen o şekilde. Metre hassasiyetle uzun erimli mühimmatta balistik füzelerle bir noktaya geleceğiz. Santimetre hassasiyetle uzun erimli mühimmatlarla da seyir füzeleriyle önemli bir noktaya geleceğiz. Seyir füzelerin içerisinde gemi savarlar da var. Balistik füzelerin içerisinde belki gemi savar balistik füzeler de olacak, tıpkı Çin'in yaptığı gibi. Antibalistik füzeyi yaptık, hava savunmayı yaptık, balistik füzeyi yaptık, seyir füzesini yaptık. Ondan sonra diyeceğiz ki rahat bırakın. Bak var yani, sıkıntı çıkar. Sıkıntı çıkarırız. O caydırıcılık seviyesini en üst tarafa ulaştırdıktan sonra biz de artık hani şu savunma bütçesini vesaire kafamıza takmayı bırakıp daha farklı noktalara belki de odaklanabileceğiz. Biraz daha olsa hani bulunduğumuz coğrafya. Biraz da tabii ihraç edeceğiz bunları, para tabii kazanacağız. Tabii. Bu dediğim şeylerin de ben muhtemelen çok böyle yani politik konuşmalar yapmamak lazım. Hani bu rahat rahat böyle. Bazen televizyonlarda görüyorum. Televizyonlarda böyle çok tarih sallıyor araştırmacılarımız. Oklavamız yok bizim. Mikrofonumuz var elimizde. Mikrofondan şunu söylemek lazım. 2035'e kadar bu noktalarda önemli bir noktaya geleceğimizi
düşünüyorum. Bu balistik füzelerin ve seyir füzelerinin gemilerden ve denizaltılardan atılması da çok önemli. O noktada da önemli başarılara bence imza atmış oluruz o döneme kadar. Şimdi burada bir balistik füzeler, hava savunma sistemlerini şöyle bir dolaştık, anlattık. Seninle de birlikte sohbetimizde bunlara değindik. Buradaki sergiden en dikkat senin neyin çekti? Onu bir dinleyeyim azıcık senden. Zor soru. Zor değil de. Ya Saha Expo'ya saklıyorduk aslında bu sürprizi. Burada çıkardılar önümüze, ne yapalım? Biz de haberciyiz, oturduk çektik yani. Tamam, Roketsan'ın geliştirdiği 4x4 bir pick-up aracına entegre etti. Toyota araç değil mi? Toyota aracını sen biliyorsun de. Bölgede yedek parçası çok fazla bu. Servis saha geniş, evet. Dörtlü bir launcherle ve elektro-optik sistemle birlikte Toyota marka bir pick-up'a entegre etti. Cirit füzesi taşıyan Küs aracı var. Küs'ün açılımı ne? Yanlış hatırlamıyorum. Kule üstü silah sistemi olması lazım. Belki sahada farklı bir isimle Roketsan lanse eder, bilmiyorum. Vallahi şu anlık biz Küs diye gördük. Yani küsmüyoruz, veriyoruz onu. Ondan sonra benim de gerçekten çok ilgimi çekti. Hani normal envanterde hep haberini yaptığımız çeşitli platformlar, mühimmatlar burada sergilenirken. Ben şimdi bir tweet attım. Örgüt mensuplarına yönelik olarak geliştirildi. Savunma sanayi çok takip etmeyen kesimdeki arkadaşlarımız yanlış anladı. Irak'ta, Suriye'de sen terör örgütü mensuplarının sözde üst düzey yöneticilerin pick-up'larını patlatıyorsun. Hep mamle, hep mamce, hep mamte olmaz. Ara sıra da böyle ucuz, daha ucuz cirit füzesini çakacaksın. İşte savaşın maliyetleri, hep bunları anlattığımız önemli konular. Yani görüldüğü üzere Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Savunma Sanayi tasarruf tedbirlerine harfiyen uyuyor. Hemen daha ucuz bir mühimmatlı aracı ortaya çıkarmış. Anıl çok sağ ol. Şey öncesi işte Teknofest'te yorulduk. Benim de sesim bayağı bir çatallı bir şekilde çıkıyor. Sağ ol, aldım mikrofonu, konuştum benden. Saha Expo öncesinde bayağı böyle bir envanteri kontrol etmiş olduk burada. Aynen o şekilde abi. Sahada daha farklı sürprizler olacağını şu andan biliyoruz. Zaten orada da bütün gelişmeleri Tolga abiyle birlikte size aktarıyor oluruz. Aktaracak da çok adam kalmadı zaten. Biz takip etmeniz yeterli. Hadi şeye geçelim, atışlara geçelim yerimize. Bakalım neler var. Çünkü sabahtan beri test atışları oluyor. Böyle her test atışıyla birlikte ne oluyor diye heyecanla bakıyoruz. İstersen gel bir seyredelim ne oluyor ne bitiyor bakalım. İzleyelim. Bu videoyu çekmek için Kumanya'dan ödün verdik. O yüzden Kumanya'ya yetişelim. Hadi geçelim öbür tarafa. Geçelim. Bugün Ankara'nın çok önemli tarihi ilçesi Polatlı'dayız. Polatlı'nın Kurtuluş Savaşı için çok büyük bir önemi var. Çünkü Yunan ilerlerken Polatlı'ya kadar geliyor ve o günlerde Polatlı'dan atılan top seslerinin Ankara'da duyulduğu Kurtuluş Savaşı'na damga vurmuş çok önemli cümlelerden bir tanesi. Sakarya Savaşı, arkasından Yunan'ın yavaş yavaş geriletilmesi, büyük taarruz ve arkasından zaferle tamamlanan Kurtuluş Savaşı'nın çok önemli talihinin döndüğü topraklardayız. Polatlı uzun yıllardır topçu ve füze okulu olarak görev yapıyor ve burada atışlar gerçekleştiriliyor. Bugün de atış serbest faaliyeti için Polatlı'da Milli Savunma Bakanlığı'nın özel izniyle buradayız. Buradaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atış yaptığı bomba, mühimmat, füze sistemlerini beraber görüyoruz. Burada toprağa doğru baktığınız zaman beyaz, kireçli toprağı görüyorsunuz. Gerçekten tarım açısından oldukça zorlu topraklar bunlar. Uzun yıllar önce bu bölgeler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından alınarak atışların yapıldığı alan haline getirilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli atış merkezlerinin başında geliyor. Bugünkü atış serbest faaliyeti 2014'ten başlayıp her yıl yapılıyor. Bu yılda 10.sü. Milli Savunma Bakanı'nın yanı sıra Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve üst düzey diğer komutanların katılımıyla burada düzenlenen bu faaliyette 42 çeşit mühimmat atışı yapılıyor. Bunlar arasında 7.62 gibi piyadenin temel tüfeğinin yanı sıra çok farklı mühimmatlar ve sistemler burada deneniyor ve şu ana kadar atışlarda yapılan bütün atışlarda hedefler 12'den vurulmuş durumda. Atışların enteresan noktalarından bir tanesi burada keskin nişancılar sahne aldılar adeta. Hedeflerini 200 metreden nokta atışıyla vurdular. Geçtiğimiz günlerde de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin nişancıları Avrupa ve Amerika ortak kuvvetinin düzenlediği yarışmada dünya birincisi ve dünya ikincisi oldu. İki ayrı ekip, onları da buradan başarıları için kutluyoruz. Atışlar büyük bir hızla devam ediyor. Havan atışları, top atışları, tankların atışları. Bu arada
M60T modernizasyonunun yeni modernize edilmiş tanklar da burada atışlarını gerçekleştirdiler ve buradaki kabiliyetlerini sergilediler. Tabii ki buradaki en önemli olayların başında kullanılan mühimmatların çok önemli bir kısmının yerli ve milli olması çok çok önemli. Ülkemizdeki savunma şirketleri tarafından geliştirilen bu mühimmatlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok önemli bir gücünü oluşturuyor. Sadece karadan yapılan atışlar değil, aynı zamanda burada bir hava gücünün de çok önemli bir göstergesi var. 2 Sikorsky S-70 Black Hawk helikopteri ve 2 Boeing CH-47F Chinook helikopteri yük taşıyarak geçişlerini gerçekleştirdiler. Ve aynı zamanda da bir AS-532 Cougar helikopteri de kapısına yerleştirilen özel miniganla bir yakın hava desteği vererek silahlı arama kurtarma konusundaki kabiliyetlerini ortaya koymuş durumda. TUSAŞ tarafından üretilen T-70 helikopterleri yavaş yavaş hava kuvvetlerinin arama kurtarma helikopteri olarak teslim ediliyor, envantere giriyor. Bu açıdan da Türk Hava Kuvvetleri AS-532'lerle birlikte T-70'leri de aktif olarak arama kurtarma operasyonlarında kullanıyor. Size gündüz yaptığımız çeşitli mühimmatların tanıtımının arkasından burada 3. Selim noktasından ki 3. Selim bizim ordu tarihimizde özellikle topçu ve de modern sistemlere geçişte çok önemli bir padişah. Onun adını verilen bu noktadan da biz tatbikata ve atış faaliyetlerini buradan izliyoruz ve gerçekten hedeflerin vurulması tıkır tıkır işleyen bir sistemle buradan bakıp Türk Silahlı Kuvvetleri ile sizler gibi gurur duyuyoruz. Thank you.